Fizilalil Kur'an tefsiri yazan Seyyid Kutup Haç suresi 2. bölüm. Kurban kesmekle birlikte ihramda bulunma süresi sona eriyor. Artık hacı saçını kesebilir ya da kısaltabilir, koltuk altlarını tıraş edebilir, tırnaklarını kesebilir, banyo yapabilir ama bunlar ihramlıyken yasaktır. Ayet buna şu şekilde değinmektedir. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler, buradaki adak, haccın zorunluluklarından, biri olan kurbandan ayrı olarak adanan hayvanlardır. Ve bu tarihi evi, K, B'yi, tavaf etsinler, bununla kastedilen Arafat dönüşü yapılan tavaftır, ve bu hac ibadetinin son şiarıdır, ama veda tavafından ayrıdır, 1594. Ayette geçen Beytul Atik, bu dokunulmaz mescittir. K. Bedir, Allah onu korumuştur ve hiçbir zorba onu yıkamayacaktır. İbrahim peygamberin selam üzerine olsun döneminden beri hep ayaktadır, bundan böyle de ayakta bayındır kalacaktır. 30 işte böyle Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu tutum Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır Tek tek sayılarak yasaklananlar dışındaki bütün hayvanlar size helal kılındı artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçınınız 31 Allah'ın birliğini onaylayan kimseler olunuz, ona ortak koşmayınız, kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten yere düşmüş de kuşlara yem olmuş ya da rüzgar tarafından sürüklenerek ıssız bir köşeye atılmış gibi olur. Allah'ın koyduğu yasaklara saygı göstermek, onları önemsemek, onları çiğnememeyi gerektirir. Allah katında budur iyilik, vicdan ve duyu alemi için, hayat ve pratik dünya için iyiliktir. Çünkü Allah'ın yasaklarını çiğnemekten kaçınan vicdan, kötülüklerden arınan bir vicdandır. Allah'ın koyduğu yasakların gözetildiği bir hayat insanların azgınlık ve düşmanlıktan emin oldukları bir hayattır. Bu hayatta insanlar huzur ortaklardır tamında, barış yurdunda, güvenlik bölgesinde yaşarlar. Müşrikler bahira, şaibe, vasile ve hami gibi bir takım hayvanların etlerini yasaklayıp onlara dokunulmazlık tanımış olsalar bile bunlar, Allah'ın koyduğu yasaklar değildir, üstelik onlar böyle yapmakla Allah'ın yasaklarını çiğniyorlar, çünkü ayet, Allah'ın yasakladıklarının dışında hayvanların helal oluşundan söz ediyor Allah'ın yasakladıkları ise, murdar, kan, domuz eti ve Allah'dan başkası için kesilen diğer hayv hayvanlardır, tek tek sayılarak yasaklananlar dışındaki bütün hayvanlar size helal kılındı. Bununla Allah'tan başka hiç kimsenin bir takım yasaklar tesis etmemesi, Allah izin vermedikçe hiç kimsenin kanun koymaması, Allah'ın şeriatının dışında herhangi bir düzmece yasa ile insanları yönetmemesi kastediliyor. Hayvanların helal oluşunun belirtilmesi münasebetiyle putların pisliğinden uzak durulması emrediliyor. Müşrikler bu putlar için kurban keserlerdi ve bu davranışları bir pislikti. İnsan ruhu için bir pislik, bir lekedir. Allah'a ortak koşmak vicdanı yaralayan kalpleri kirleten bir pisliktir. Vicdanların ve kalplerin temizliğini, arılığını, lekeler, pisliğin giysi ve yerleri lekelediği gibi. Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçınınız. Ayet, yalan sözü, Allah'a ortak koşma eylemi ile birlikte söz konusu etmekle yalan sözün kötülüğünü daha bir vurgulamaktadır. İmam Ahmed Fatik el-Esedil'den şöyle rivayet eder. Resulullah salat ve selam üzerine olsun. Haydi sabah namazı dedi. Namazı bitirdikten sonra ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: "Yalan şahitlik kulu ve üstün iradeli Allah'a ortak koşmakla bir tutuldu." Sonra bu ayeti okudu. Yüce Allah insanların her türlü şirkten uzaklaşmalarını, tüm yalan sözlerden kaçınmalarını, doğru ve katışıksız tevhid çizgisini izlemelerini istiyor. Allah'ın birliğini onaylayan kimseler olunuz, ona ortak koşmayınız, sonra ayet son derece sert bir sahneyi canlandırıyor, bu sahnede, ayakları tevhidin ulu ufuklarından kayan, şirkin bataklığına doğru yuvarlanan birinin durumu tasvir ediliyor, ve bu adam birdenbire kayboluyor, dağılıp gidiyor, bundan önce hiç olmamış, yaşamamış gibi. Bir göz açıp kapama anı gibi kısa bir zamanda paramparça oluyor, kuşlara yem olmuş. Uçsuz bucaksız bir boşlukta yuvarlanıp gider. İfade bunun en somut örneğidir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de başvurulan tasvirli ifade tarzının örneklerinden biridir. Allah'ın emirlerine saygı gösterenler aslında bu Allah'a ortak koşanların durumunu dile getiren gerçek bir tablodur. Onlar da imanın yüce ufuklarından yokluğa, uçsuz bucaksız bir boşluğa doğru yuvarlanırlar. Çünkü insanın kendine güven duymasını sağlayan sağlam temeli kaybederler. Bu temel tevhid'dir. Sığınabilecekleri güvenlik yurdunu yitirirler. Dolayısıyla sınırsız arzular, bitmez tükenmez ihtiraslar kapıp götürür onları. Rüzgarın sürüklemesi gibi asılsız kuruntular karanlık bir boşluğa doğru sürükler onları çünkü sağlam bir kulpa bağlanmamışlar sarsılmaz bir temele kendilerini içinde yaşadıkları varlıklar alemine bağlayacak bir temele dayanmamışlar Arkasından surenin akışı Allah'ın koyduğu yasaklardan sakınmalarını onları çiğnemekten kaçınmak suretiyle bu yasaklara önem vermelerini, Allah'ın belirlediği şiarlara saygı göstermelerini istiyor. Bunlar hacda kesilen kurbanlardır. Semizleştirmek, fiyatlarını yükseltmek suretiyle gereken değeri vermek gerekir. 32 Bu böyledir. Kim Allah'ın emrettiği ibadet biçimlerine saygı gösterirse, hiç kuşkusuz bu saygı kalplerdeki takvadan kaynaklanır. 33 Kurbanlık hayvanlar belirli bir süreye kadar size yararlı olur, sonra varacakları yer o tarihi evdir, Beytullah'tır ayet hacıların kestiği kurban ile kalplerde yer eden takva duygusunu birbirine bağlıyor. Çünkü hacda yerine getirilen özel ibadetlerin ve şiarların esas gayesi kalplerde takva, Allah korkusu duygusunu uyandırmaktır. Zaten hac mevsiminde yerine getirilen özel ibadetler ve şiarlar evin Rabbine yönelişten ona itaat etmeyi somutlaştıran sembolik davranışlardan başka bir şey değildir. Bu davranışlar özünde Hazreti İbrahim'den bu yana yaşanan anıları barındırmaktadır. Allah'a itaat etme, ona dönme, bu Müslüman ümmet ortaya çıktıktan bu yana somutlaşan Allah'a yönelişin anıları, dolayısıyla haç mevsiminde yerine getirilen özel ibadetler, uygulanan sembolik davranışlar dua ile, namaz ile aynı değere sahiptirler. Hazreti Ömer kendisine hediye edilen ve 300 dinar değer biçilen bu soylu devenin parasını almak istemiyordu. Esas amacı onu satıp yerine daha çok deve veya sığır kurban etmekti ama Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun değerinin yüksekliğinden ve güzelliğinden dolayı o soylu deveyi kurban etmesini istemiş, onu satmasını hoş karşılamamıştı. Halbuki Hazreti Ömer'in almak istediği hayvanların eti daha fazla olurdu ama şuur açısından değerleri azdır, çünkü önemli olan duygulardaki değerdir, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Allah'ın adı a n -I l d -ı yumuşak g -I n d a kalbi ü r p e r e n l e r Kur'an-ı Kerim kurbanların değişik toplumlarda yaygın olduğunu dile getirmektedir ama İslam, kurban ibadetini gerçek merciğine yani Yüce Allah'a yöneltmiştir. 34 Biz her ümmete kurban kesmeyi, ibadet olarak emrettik, amaç, Allah'ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken onun adını anmaktır, ilahınız tek ilahtır, yalnız ona boyun eğiniz, ey Muhammed, alçak gönüllü saygılıları müjdele. 35 onlar ki yanlarında Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir, başlarına gelen belalara karşı sabrederler, namaz kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıkların bir bölümünü Allah yolunda harcarlar. İslam duygu ve yönelişleri birleştirir ve hepsini birlikte Allah'a yöneltir. Bu yüzden bilinç ve uygulamayı, enerji ve ibadeti, hareket ve alışkanlıkları bu biricik noktaya yöneltmeye çalışır. Böylece tüm hayat onun boyası ile boyanır. Bu noktadan hareketle Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılınmış, üzerlerine Allah'ın adının anılması zorunluluğu getirilmiştir. Amaç, Allah'ın adının anılmasını en belirgin hedef yapmaktır. Sanki bu hayvanlar Allah'ın adını anmak için kesilirler. Biz her ümmete kurban kesmeyi ibadet olarak emrettik. Amaç, Allah'ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken onun adını anmaktır. Ey Muhammed alçak gönüllü, saygılıları müjdele. Onlar ki yanlarında Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir. Sadece Allah'ın adının anılması ile vicdanlarını ve duygularını bir ürperme alır. Başlarına gelen belalara karşı sabrederler. Yüce Allah'ın onlar hakkında önceden belirlediği kadere karşı çıkmazlar. Namazı kılarlar. Onlar gerçekten Allah'a kulluk ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıkların bir bölümünü Allah yolunda harcarlar. Sahip oldukları şeyleri Allah yolunda harcamak konusunda cimrilik yapmazlar. Bu şekilde inanç ile sembolik ibadetler arasında bir ilgi kuruluyor. Çünkü bu sembolik ibadetler inançtan kaynaklanıp ona dayanmaktadırlar. Sembolik ibadetler inancın somut ifadesi, onun belirtisidirler. Önemli olan bütün hayatın, hayatta ortaya konan tüm davranışların bu boya ile boyanmasıdır. Böylece hareketle yöneliş birleşmiş olur. İnsan ruhu birbirinden farklı yönler arasında parçalanmamış olur. Surenin akışı, kurbanlık deve ve sığırların kesilmesi ile yerine getirilen hacca özgü sembolik ibadetleri açıklarken yine bu anlamı ön plana çıkarıyor, onu vurguluyor. 36 büyük baş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık, onlar size çeşitli yararlar sağlarlar, ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken Allah'ın adını anınız, yan üstü düşüp öldüklerinde, etlerinden hem kendiniz yiyiniz, hem de isteyene ve istemeyene yediriniz, şükredesiniz diye o hayvanları böylece yararınıza sunduk. 37 bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır takva der bu şekilde onları yararınıza sunduk ki sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed iyi ameller işleyenleri müjdele. Ön ayaklarını bağlayarak onları da boğazlarken Allah'ın adını anınız develer bir ayakları bağlanarak üç ayak üzerinde duracak şekilde kesilirler. Yenüstü düşüp öldüklerinde. Tamamen yere yıkılıp can verince sahiplerinin yemesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca istemeyen gözü tok fakirlerle istemek zorunda kalan fakirler de bunlardan yer. Gerek canlıyken gerekse kesildikten sonra kendileri için takdir edilen iyiliklere şükretsinler diye yüce Allah bu hayvanları insanların hizmetine vermiştir. Müminler bu hayvanları kurban etmekle emrolundukları zaman bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki sizi doğru yola ilettiği gerekçesiyle Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Yüce Allah kendisinin birliğini size göstermiştir. Sizi kendisine yöneltmiştir. Rabbe ile kul arasındaki bağın, hareketle yöneliş arasındaki ilginin gerçeğini kavramanızı sağlamıştır. İyi bir düşünceye, iyi bir bilince sahiptirler, en iyi şekilde Allah'a ibadet ederler, hayatta sergiledikleri tüm davranışlarda Allah'a olan bağlılıklarını her zaman göz önünde bulundururlar. Böylece Müslümanın hayatı boyunca attığı hiçbir adım, gece gündüz sergilediği hiçbir hareket yoktur ki Allah'ı gözetmemiş olsun, kalbi onun korkusuyla ürpermemiş olsun, ona eğilim göstermemiş, onun hoşnutluğunu istememiş olsun. Böylece hayat bütünüyle ibadet olur. Yüce Allah'ın kulları yaratmadaki iradesi gerçekleşir. Gökteki bir sebebe bağlı olan yeryüzündeki hayat böyle ıslah olur. Haç dönemine özgü sembollerle ibadetleri, insanları Allah'ın yoluna girmekten alıkoyanlara karşı savunmak, korumak gerekir, insanları Allah'ın yoluna girmekten alıkoyanların inanç ve ibadet özgürlüğüne, mabetlerin ve şiarların kutsallığına saldırmalarına engel olmak bir zorunluluktur, inanç temeline dayalı, Allah'a bağlı ve insanlık için hem dünya hem de ahiret iyiliğinin garantisi olan hayat sisteminin egemen olması için, çalışan sadece Allah'a kulluk eden müminlerin yeryüzünde üstünlük sağlamaları zorunludur. İşte bunun için Yüce Allah, hicretten sonra, Müslümanların hem kendilerini hem de inanç sistemlerini tehdit eden ve katlanılmaz boyutlara ulaşan müşrik saldırılarına karşı Müslümanlara, savaşma izni vermiş, hem kendileri hem de başkaları için Allah'ın dininin gölgesinde inanç ve ibadet özgürlüğünü sağlamaya çalışmalarını emretmiştir. Ayrıca aşağıdaki ayetlerde açıkladığı şekliyle inanç sistemlerinin öngördüğü yük yükümlülükleri yerine getirmeleri koşuluyla kendilerine zafer ve üstünlük bahşedeceğine söz vermiştir. 38. Hiç kuşkusuz Allah müminleri destekler, savunur, yine hiç şüphesiz Allah hiçbir emanetine hıyanet edeni ve nankörü sevmez. 39. Saldırıya uğrayan müminlere savaşma izni verilmiştir, çünkü onlar zulme uğramışlardır, hiç kuşkusuz Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. 41 onlar ki eğer biz kendilerini yeryüzünde egemen kılarsak namazı kılarlar zekatı verirler iyiliği emrederek kötülükten sakındırırlar her şeyin akıbeti Allah'a aittir Kuşkusuz kötülük ve sapıklık güçleri şu yeryüzünde hareket etmektedirler, iyilikle kötülük, hidayetle sapıklık arasındaki savaş ise kesintisiz sürmektedir. Yüce Allah'ın insan türünü yarattığı günden beri iman ve zorbalığın, despotluğun güçleri arasında sürekli bir çarpışma vardır. Kuşkusuz kötülük özü itibariyle serkeştir, azgındır, batıl vurucu silahlara sahip olur, hiçbir şeyden sakınmadan her şeyi ezip geçer, korkmadan öldürücü darbeler indirir, eğer insanlar iyiliği örüp, ona yönelecek olurlarsa onları bundan vazgeçirebilir, kalplerini gerçeğe açacak olurlarsa çeşitli baskı yöntemlerine başvurarak buna engel olabilir, şu halde imanın, iyiliğin, gerçeğin kendisini baskılardan korunabilir koruyacak, vazgeçirme girişimlerinden uzak bulunduracak, yolun dikenlerinden ve düşman oklarından sakındıracak bir güce sahip olması kaçınılmazdır. Savaşa çıkmadan önce onlara savunmalarını üstlendiğini, kendi himayesinde olduklarını bildirmiştir. Hiç kuşkusuz Allah müminleri destekler, savunur. Yüce Allah imanın, iyiliğin ve gerçeğin zorbalık, kötülük ve batıl güçleri karşısındaki savaşta yalnız kalmalarını ve sadece imanın ruhlardaki gücüne, gerçeğin fıtri üstünlüğüne, iyiliğin kalplerdeki köklülüğüne dayanmalarını istememiştir. Çünkü batılın sahip olduğu maddi güçler kalpleri sarsabilir, ruhları yanıltabilir, fıtratları kararsız kılabilir, insan sabrının, direncinin bir sınırı vardır, insanın katlanmasının, danma gücünün kapasitesi sınırlıdır. İnsan gücünün tükendiği belli bir nokta vardır. İnsanların kalplerini ve ruhlarını ve kapasitelerini en iyi yüce Allah bilir. Bunun için müminleri imandan vazgeçirme amaçlı baskılarla baş başa ve yalnız bırakmamıştır. Direniş için hazırlıklı almalarını, savunmalarını geliştirmelerini, cihat için araç ve gereç bulundurmalarını emretmiştir. Ancak bu durumda onlara düşmanı püskürtmek için savaş iznini vermiştir. Hiç şüphesiz Allah hiçbir emanetine hıyanet edeni ve nankörü sevmez. Saldırıya uğrayan müminlere savaşma izni verilmiştir, çünkü onlar zulme uğramışlardır. Bunun yanı sıra Allah'ın kendilerini koruyacağından ve kendilerine yardım edeceğinden emin olmalarını da vurgulamıştır. Hiç kuşkusuz Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Sonra müminlerin savaşa girmeleri için önemli bir gerekçeleri de vardır. Çünkü onlar büyük bir insanlık görevi üstlenmişlerdir. Bu büyük görevin iyiliği sadece kendilerine dokunmaz. Bunun yanında bütün mümin cephe bu iyilikten yararlanır. Bu aynı zamanda inanç ve ibadet özgürlüğünün de garantisidir. Üstelik onlar zulme uğramışlar, haksız yere yurtlarından çıkarılmışlar. Bütün bunların ötesinde genel kural yer alıyor, inancın savunulması gereği evrensel bir kural olarak vurgulanıyor bu söz, Rabbimiz Allah'dır, sözü, söylenen en doğru sözdür, söylenmesi gereken en gerçek sözdür, onlar sadece bu sözü söyledikleri için yurtlarından çıkarılmışlar, çünkü bu söz saldırgan zorbalar açısından, şüpheye yer bırakmayan kesin isyankarlığın ifadesidir, ama bu, haksızlığa uğrayanlar açısından her türlü kişisel hedeften soyutlanmanın ifadesidir, onlar yalnız ve yalnız inançlarından dolayı yurtlarından çıkarılmışlar, şu yeryüzü nimetlerinden biri uğruna başlatılan bir mücadele değildir bu, insanların ihtiraslarını kamçılayan, çıkar çatışmalarına neden olan, değişik eğilimlerin, karşıt isteklerin sahnelendiği dünya değerleri için bir çarpışma değildir bu eğer Allah bir kısım insanları diğer bir bölümü aracılığı ile savmasaydı, nice manastırlar, havra ve içlerinde Allah'ın adı çokça anılan cami yıkılıp giderdi. Manastırlar, rahiplerin içinde ibadet etmek amacıyla inzivaya çekildikleri yerlerdir, havralar ise Yahudilerin ibadet yerleridir, mescidlerde Müslümanların içinde ibadet ettikleri yerlerdir. Şu kelimeleri az ama anlamları derin ayetler üzerinde ve bunların ötesinde hem ruhlar dünyasında hem de hayatta yer alan bazı sırların üzerinde durmamız gerekir. Bunların tümü kutsallıklarına ve Allah'a ibadet için ayrılmış bulunmalarına rağmen her zaman yıkılma ile karşı karşıya kalırlar. Çünkü Batıl'a göre buralarda Allah'ın adının anılmış olması bir ayrıcalık sayılmaz. Bazı insanların, bazısının saldırılarını püskürtmelerinin dışında hiçbir şey buraları yıkılma tehlikesinden koruyamaz. Yani inancı koruyanların, inancın saygınlığını tanımayan, inancı benimseyenlere haksızlık den düşmanları savmaları buraları yıkılmaktan korur çünkü batıl şımarıktır kendisine saldıran, kendisini püskürten denk bir kuvvetle karşılaşmadıkça azgınlığından vazgeçmez, saldırganlığından geri kalmaz, hakkın sırf hak oluşu düşmanların ona saldırmasına engel oluşturmaz, aksine hakkı koruyan, onu savunan bir gücün bulunması zorunluluktur, insan bu özelliklere sahip bildiğimiz insan olduğu sürece değişmez genel bir kuraldır bu. Evet, namaz kılacaklardır. Kur'an okumaları, bollukta ve darlıkta dua ederek Allah'a yönelmeleri gerekecektir. Ama tek başına bu tür bireysel ibadetler onların Allah'ın mesajını omuzlamaya layık kimseler olmalarını sağlamaz. Bunlar savaş için önceden hazırladıkları azık, çarpışma esnasında kullanmak üzere depoladıkları gıda, batıla karşı koyarken güvenip dayandıkları cephane niteliğindedirler. Bunu takva iman ve Allah'a bağlılık duygularıyla arttırırlar. Allah'ın davasını yüklenen bir ümmetin tüm hücrelerinin uyanması, tüm güçlerinin toplanması, tüm yeteneklerinin işlevini yerine getirir durumda olması, tüm enerjilerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu ümmetin gelişmesini tamamlaması, olgunlaşması, bunun sonucunda da o büyük emaneti yüklenip gereğini yapması için bu bir zorunluluktur uğruna hiçbir meşakkat çekilmeyen ve yan gelip yatan tembellerin elde ettiği kolay bir zafer insanın işaret ettiğimiz yetenek ve enerjilerinin ortaya çıkmasına engel olur, bu durumda bu enerji ve yetenekleri harekete geçiremez, onları kullanamaz. Bunun yanı sıra çabuk ve kolay elde edilen bir zaferin kaybolup gitmesi de kolay olur. Birincisi, böyle bir zaferin değerinin ucuz olması ve uğruna büyük fedakarlıkların çekilmemiş olmasıdır. İkincisi, böyle bir zaferi elde edenler bunu korumak için tüm güçlerini kullanmazlar, onu kazanmak için enerjilerini toplayıp devreye sokmazlar, onu savunmak için yeteneklerini, enerji ve güçlerini toplayıp harekete geçirmezler kuşkusuz burada zafer ve yenilgiden, hücum ve kaçıştan, güç ve zayıflıktan ilerleme ve geriye çekilmekten, ayrıca bunlara eşlik eden duygulardan, arzu ve ızdıraplardan, ferahlık ve hüzünden, huzur ve bunalımdan zayıflığı ve güçlülüğü duyumsamadan kaynaklanan vicdanı bir eğilim, pratik bir alıştırma söz konusudur. Bunun yanında inanç ve toplum adına bir araya gelmek Kişisel duygulardan vazgeçmek, savaş anında, öncesinde ve sonrasında eğilimler arasında uyum sağlamak, zayıflık ve güçlülük noktalarını ortaya çıkarmak, her durumu göz önünde bulundurarak işleri planlamak, evet bütün bunlar davayı omuzlayan ve gereklerini yerine getirmek ve insanların ona uymasını sağlamak durumunda olan bir toplum için zorunludur zulme uğrayan ve Rabbimiz Allah'dır demekten başka suçları olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarılanlara yönelik zafer kimi zaman gecikebilir, kuşkusuz bu gecikme yüce Allah'ın dilediği bir hikmetten dolayıdır zafer gecikebilir, çünkü ümmet henüz olgunlaşmamıştır, henüz gerekli eğitimi tamamlamamıştır, bütün enerjilerini bir araya getirmemiştir, bütün hücreler içlerindeki tüm güç ve yetenekleri son noktasına kadar belirleyip ortaya çıkarmak için, henüz bir araya gelip harekete geçmemişlerdir. Bu ümmet bu durumda olduğu halde zafer elde edecek olursa, uzun süre bu zaferi koruyacak güce sahip olmadığından çok çabuk yitirecektir el elde ettiği zaferi. Mümin ümmet gücünü son noktasına kadar kullansın, bütün birikimlerini harcasın, üstün ve değerli gördüğü her şeyi feda etsin. Bunları Allah yolunda kolay ve ucuz harcamasın diye zafer gecikebilir. Mümin ümmet var gücünü denesin ve Allah'ın yardımına dayanılmadığı sürece yalnız başına bu güçlerle zaferin kazanılmayacağını anlasın diye yüce Allah'ın söz verdiği zafer gecikebilir. Mümin ümmet elinden gelen her şeyi bu uğurda harcadıktan ve bundan sonrasını Allah'a bıraktıktan sonra yüce Allah'ın verdiği zafer sözü gerçekleşir mümin ümmet, büyük zorluklar çekerken, acılara katlanırken, bütün gücünü bu uğurda harcarken, Allah'tan başka bir dayanağın olmadığını sıkıntı anında ancak ona yönelineceğini bizzat yaşarken, Allah'a olan bağlılığı daha bir artsın diye zafer gecikebilir. Çünkü, Yüce Allah kendisine izin verip zafere ulaştıktan sonra Allah'ın sistemi doğrultusunda hareket etmesinin ilk garantisi Allah'la kurduğu bu bağdır, ancak bu şekilde, şekilde azgınlaşmaz yüce Allah'ın kendisine zafer bahşetmesine neden olan haktan adaletten ve iyilikten sapmaz Allah'ın verdiği zafer sözü kimi zaman gecikebilir. Çünkü mümin ümmet giriştiği savaşta yaptığı fedakarlıklarda, can ve mal konusunda yaptığı harcamalarda bütünüyle Allah için, davası için bunlardan soyutlanmamış olabilir. Bir ganimet için ya da kendisini korumak için veya düşman karşısında kahramanlık ve cesaret gösterisinde bulunmak için savaşıyor olabilir. Oysa yüce Allah cihadın sadece kendisi için sırf kendi yolunda ve diğer bütün endişelerden uzak olmasını istiyor. Nitekim Peygamberimize salat ve selam üzerine olsun. Bir adam kendini korumak için, bir kahramanlık için, biri de gösteriş için savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolunda savaşıyor diye sorulduğunda Allah'ın sözü en üstün olsun diye savaşan Allah yolunda savaşıyor diye cevap vermiştir. Buhari, Müslim bütün insanlar net olarak görene kadar batılın varlığını sürdürmesini ister, yok olacağı zaman geride hiçbir kalıntı bırakmadan, hiç kimse kendisine hayıflanmadan yok olup gitsin diye. Ortam henüz mümin ümmetin temsil ettiği hak, iyilik ve adaletin geleceği açısından uygun olmadığından zafer gecikmiş olabilir. Durum böyle olduğu halde mümin ümmet zafer elde edecek olursa ortamdan kaynaklanan ve birlikte yapamayacağı bir muhalefetle karşı karşıya kalabilir. Çevresindeki insanların gönülleri zafer kazanan gerçeği kabullenip kalıcılığını isteyecek duruma gelene kadar çekişme sürüp gidecektir. Bütün bunlar için bir de yüce Allah'ın bilip de bizim bilmediğimiz bir takım nedenler için zafer gecikebilir, fedakarlıklar kat kat katlanabilir, çekilen acılar arttıkça artabilir. Buna rağmen yüce Allah düşmanlarına karşı müminleri savunacak, en sonunda zaferi onların lehine gerçekleştirecektir. Sebepler yerine gelip zaferin bedeli ödendikten, onu saran atmosfer onu kabullenip kalıcılığını sağlayacak duruma geldikten sonra yüce Allah zafer izni verdiği zaman yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler, katlanılması gereken bir takım zorluklar vardır. Kim Allah'a yardım ederse bilsin ki Allah da mutlaka kendisine yardım edecektir. Hiç şüphesiz Allah güçlü ve üstün iradelidir onlar ki, eğer biz kendilerini yeryüzünde egemen kılarsak namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederek kötülükten sakındırırlar, her şeyin akıbeti Allah'a aittir kendisine yardım edenlere yardım edeceğine ilişkin Yüce Allah'ın verdiği söz, kesin, sağlam, gerçekleşmesi kaçınılmaz ve değiştirilmez bir sözdür. Peki, Allah'a yardım eden dolayısıyla, güçlü, üstün iradeli ve dostlarını yüzüstü bırakmayan Ulu Allah'ın yardımını hak edenler kimlerdir? İşte onlar. Zafer kazanmalarını sağlayıp, durumlarını sağlamlaştırırsak namazı kılarlar. Zekatı verirler. Malın hakkını verirler, nefsin cimriliğini yenerler, ihtirastan arınırlar, şeytanın vesvesesine üstün gelirler, toplumsal hayatta meydana gelen boşluğu doldururlar, toplumdaki zayıfları ve muhtaçların sorunlarını üstlenirler. Böylece topluma canlı bir beden niteliğini kazandırırlar. Tıpkı Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun buyurduğu gibi birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine karşı şefkat Katli davranmada müminler bir beden gibidirler. Bu bedenin bir organı ağrayacak olursa bedenin diğer organları da uykusuzluk ve acı çekmede ona ortak olurlar. İyiliğe ve hayıra çağırırlar, insanları buna yöneltirler. Kötülükten sakındırırlar kötülüğe ve bozgunculuğa karşı direnirler, böylece, değiştirmeye gücü yettiği halde, iyiliği gerçekleştirmekten geri durmayan Müslüman ümmet diye nitelendirilmeyi hak ederler. Yüce Allah'ın insanlık hayatı için öngördüğü hayat sistemine yardım ettikleri, başkasına değil, sadece Allah'a güvenip dayandıkları için Allah'ın yardım ettiği kimseler bunlardır. Bunlardır yüce Allah'ın gerçek ve kesin bir şekilde kendilerine zafer sözünü verdiği kimseler. Bu sebepleri ve sonuçları ile var olabilen bir zaferdir. Bu zaferin gerçekleşmesi bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir takım zorluklara katlanılması şartına bağlıdır. Bundan sonrası Allah'a aittir. Nasıl dilerse öyle hareket eder. Dilerse yenilgiyi zafere dönüştürür. Dayanakları yok olduğu, yükümlülükleri yerine getirilmediği için zaferi de yenilgiye dönüştürür. Kuşkusuz, hakkın, adaletin, iyiliğin, hayırın, özgürlüğün üstün gelmesi ile insanlık hayatında ilahi hayat sisteminin egemen olması ile sonuçlanan bu zaferin, gölgesinde kişisel isteklerin, bireysel çıkarların, arzu ve eğilimlerin barınamadığı böylesine büyük bir zaferin. Evet, böyle bir zaferin sebepleri, bir bedeli, yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri, bir takım şartları olacaktır. Hiç kimseye boşuna ve gereksiz yere zafer bahşedilmez. Hedefi ve sonuçları gerçekleşmeyince hiç kimsenin elde ettiği zafer kalıcı olmaz. Önceki ders inanç ve inancın sembolik ibadetlerini korumak için savaş iznine ilişkin bir açıklama bunun yanında inancın yükümlülüklerini yerine getiren ve ilahi sistemi toplum hayatına egemen kılan kimselere yönelik yüce Allah'ın verdiği zafer ile son bulmuştu. Arkasından ayetlerin akışı Hazreti Peygamberi salat selam üzerine olsun yüce Allah'ın peygamberlerini şeytanın komplolarına karşı koruduğu gibi Allah'ın mesajını yalanlayanların entrikalarına karşı da koruyacağını vurgulayarak kendisine güvenmesini, endişelerden uzaklaşmasını sağlıyor. Allah şeytanın girişimlerini boşa çıkarır, ayetlerini tutarlı ve anlaşılır bir şekilde sunarak dejenere olmamış kalplerin algılayacağı şekilde onları belirginleştirir. Hasta ve kafir kalplere gelince onlar akıbetlerin en kötüsüne uğrayıncaya kadar içlerinde hep bir kuşku ile yaşarlar. Şu anda ele almak üzere olduğumuz bu ders, geçen derste açıklanan şekliyle davetçiler üzerine düşeni yerine getirip görevlerini yaptıktan sonra ilahi gücün davetin gidişine yaptığı müdahaleleri ve bunun etkilerini açıklıyor. 43 İbrahim'in soydaşları, Lut'un soydaşları da öyle. 44 Medyenliler de öyle, Musa'yı da yalanlamışlardı, ben bütün bu kafirlere önce mühlet tanıdım, sonra yakalarına yapıştım, onlara indirdiğim darbe nasıldı? Nuh'un soydaşları, Adoğulları ve Semudoğulları da peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in soydaşları Lut'un soydaşları da öyle. Medyenliler de öyle. Hazreti Musa ise özel bir cümle ile söz konusu ediliyor. Musa'yı da yalanlamışlardı. Bunun ilk nedeni Hazreti Musa'nın diğer peygamberler gibi kendi kavmi tarafından değil de Firavun ve kurmayları tarafından yalanlanmış olmasıdır. İkincisi de Hazreti Musa'nın getirdiği ayetleri açıklamak, sayılarını belirtmek, beraberinde yaşanan olayların önemine işaret etmektir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki yüce Allah belli bir süre kafirlere mühlet verir. Kureyşliler e mühlet verdiği gibi sonra onları kıskı yakalar şiddetle cezalandırır. Burada dehşeti ifade etmek, şaşkınlığı dile getirmek için bir soru yöneltiliyor. Onlara indirdiğim darbe nasıldı? Ayette geçen Nekir çok katı bir inkar tavrını ifade etmektedir. Bu da değişime eşlik etmektedir. Bu soruya verilecek cevap ise bellidir. Korkunç bir belirsizlik, ya bir tufan, ya bir yok oluş, ya bir deprem, ya bir kasırga ya da öldürücü bir korku. Bu geçmiş toplumların yok edilişleri son derece hızlı bir şekilde sunulduktan sonra geçmiş milletlerin yok edilişleri genel olarak anlatılıyor bu sefer. 45 halkı zalim olan nice kenti yok ettik, yapılarının duvarları, yere inen tavan yıkıntılarının üzerine çökmüştür. Nice su kuyularını kullanan kalmamış, nice korunaklı köşkleri ıssız kalmıştır yapılarının duvarları, yere inen tavan yıkıntılarının üzerine çökmüştür. Kurulu çatılar binanın bitiminde duvarlara dayandırılarak çatılırlar. Duvarlar yıkılınca çatılar da çöker ve üstüne bina yıkılır. Görüntüsü bu kadar ürkütücü, bu kadar iç karartıcı ve bu kadar etkileyici olur. Böyle manzaralar boş insanı ve bayındır hallerini düşünmeye sevk eder. Harap ve terk edilmiş evler son derece ürkütücü olurlar bu gibi yerler. Çatıları çökmüş beldelerin yanında terk edilmiş, kullanılmaz durumda olan kuyular yer alıyor. İnsan bu kuyuların başlarında konaklayanları, gelip geçenleri hatırlıyor birden. Kurumuş ve terk edilmiş bu kuyuların çevresinde hayaletler dolaşıyor. Öte yandan, terk edilmiş durumdaki harap saraylar, köşkler yer alıyor, canlı namına bir şey yok buralarda, anılar, hayaller, karartılar ve hayaletler uçuşup duruyorlar. Ayetlerin akışı, bu sahneleri sunduktan sonra, kafir müşriklerin ruhları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için kınayıcı bir üslupla soruyor. 46 müşrikler yeryüzünü gezmiyorlar mı ki, bu sayede kalpleri gördüklerinden ibret alabilsin ve kulakları söylenenleri işitebilecek bir duyarlık kazansın, çünkü kör olan onların gözleri değildir, fakat göğüs boşluklarındaki kalpleri kördür, duyarsızdır. Geçmişte cezalandırılmış milletlerin harap olmuş yurtları canlı ve belirgin olarak duruyor, onlara bir takım mesajlar veriyor, ibret derslerinden söz ediyor, öğüt veriyor. Bu yerleri görüp ibret alsalar da, onlara bir takım mesajlar verseydi bu yerler, o son derece anlaşılır ve etkileyici diliyle konuşsaydı, içerdiği, özünde barındırdığı ibret derslerini anlatsaydı şaşmaz ve değişmez yasanın izleri niteliğinde olan bu kalıntıların ötesindeki gerçekleri kavrarlardı ve kulakları söylenenleri işitebilecek bir duyarlılık kazansın yoksa bunların kalpleri mi yok ki gördükleri halde kavrayamıyorlar duydukları halde ders almıyorlar çünkü kör olan onların gözleri değildir fakat göğüs boşluklarındaki kalpleri kördür duyarsızdır Ayette özellikle kalplerin yerlerinin belirlenmesine özen gösteriliyor. Göğüs boşluklarındaki amaç daha iyi vurgulamak ve özellikle bu kalplerin körlüğünü kanıtlamaktır. Eğer bu kalplerin basireti açık olsaydı, bu olayları anar anmaz harekete geçecekti, anında ibret dersini alacaktı, geçmiş milletlerin harap olmuş yurtlarının şahsında somutlaşan akıbetten ürkerek imana doğru kanat çırpacaktı. Ne var ki, bu kalpler, geçmiş milletlerin harap olmuş yurtlarına bakıp ibret alacaklarına, imanın ufuklarına doğru kanat çırpacaklarına, o korkunç azaptan korkacaklarına, yüce Allah'ın kendileri lehine belli bir süre ertelediği azabın hemencecik kendilerine isabet etmesini istiyorlar. 47 Onlar senden azabımın bir an önce gerçekleşmesini istiyorlar, oysa Allah sözünden caymaz ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Allah sözünden caymaz. Bu zalimlerin değişmez karakteridir. Önceki zalimlerin yerle bir edildikleri yerleri, harap olmuş yurtlarını görürler, tarihlerini okur, akıbetlerini öğrenirler. Buna rağmen yolun sonuna bakmaksızın onların geçtiği yolu izlerler. Öncekilerin başlarına gelenleri hatırladıkları an, aynı şeylerin kendi başlarına da geleceğine ihtimal vermezler. Yüce Allah denemek suretiyle kendilerine süre tanıyınca da büyük bir gurura kapılır. Hiçbir sınır tanımayan bir şımarıklıkla azgınlaşırlar, kendilerini geçmişlerin akıbetinden korkutacak biri çıkacak olsa onu alaya alırlar, sırf şamata olsun diye tehdit edildikleri azabın hemen şimdi başlarına gelmesini isterler. Bu akıbet yüce Allah'ın dilediği ve hikmeti doğrultusunda takdir ettiği bir zamanda mutlaka gelecektir. İnsanların azabın acele ile gerçekleşmesini istemeleri onun gelişini çabuklaştırmaz. Çünkü azabın ertelenmesi ile gözetilen hikmet geçersiz olmasın diye üstelik Allah'ın hesabındaki zaman ölçüsü insanlarınkinden farklıdır. 48 halkı zalim olan nice kente önce mühlet tanıdım, sonra yakasına yapıştım, sonunda bana dönülecektir. Öyleyse bu müşriklere ne oluyor ki Yüce Allah kendilerine belli bir süre tanıdı diye, azabın çabucak gerçekleşmesini istiyorlar, tehditleri alaya alıyorlar. Geçmiş milletlerin cezalandırıldıkları, yerle bir edildikleri beldelerden gözler önüne serilmesi, yüce Allah'ın yalanlayanlara ilişkin yürürlüğe koyduğu yasanın açıklanması bu noktaya gelince, surenin akışı insanları uyarması, kendilerini bekleyen akıbeti açıklaması için Hazreti Peygambere yöneliyor. 50. İman edip iyi ameller işleyenler için bağışlanma ve onurlu rızık vardır. 51 ayetlerimizi gözden düşürüp etkisiz bırakmak için birbirleriyle kıyasıya yarışanlar ise cehennemliktirler. Ben sizin için sadece açık sözlü bir uyarıcıyım. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanlama, onun peygamberini alaya alma, sözü edilen azabın çabucak başlarına gelmesini isteme, uyarıyı ön plana çıkarmayı gerektirmektedir. Arkasından onları bekleyen akıbeti ayrıntılı olarak anlatmaya başlıyor. İnananlara, inançlarının gerçekliğine kanıt oluşturan davranışlarda bulunanlara, iyi ameller işleyenlere, gelince, onların alacağı ödül, geçmişte işledikleri günahlara veya kusurlara karşılık Rabbeylerinden, bağışlanma ile başa kalkma ve aşağılanma söz konusu olmayan, onurlu bir rızık vardır. Allah'ın ayetleri kalplere ulaşmasın, insanlık hayatında pratik olarak gerçekleşmesin diye var güçlerini son noktasına kadar harcayanlara gelince, Allah'ın ayetleri gerçeği gösteren kanıtlar ile insanlar için belirlediği şeriattır, onları yüce Allah cehenneme sahip kılmıştır, karşı taraftaki bol ve şerefli rızka karşılık şunların sahip olduğu şey ne kadar da kötüdür. 52 senden önce gönderdiğimiz bütün Resuller ve Nebiler bir şey dilediklerinde şeytan bu dileklerini mutlaka bir takım beşeri arzular karıştırdı. Fakat Allah, şeytanın körüklediği bu arzuları her defasında gidererek arkasından ayetlerini pekiştirdi. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. 53 amaç şeytanın körüklediği bu arzular vesilesiyle kalpleri hasta olanları ve katı yüreklileri sınavdan geçirmektir. Hiç kuşkusuz zalimler gerçeğe son derece uzak düşen bir ayrılığa saplanmışlardır. 54 diğer bir amaç kendilerine bilgi verilenlerin Kur'an'ın Rabbinin gönderdiği bir gerçek olduğunu anlayarak ona inanmaları ona karşı yürekten saygı duymalarıdır Hiç kuşkusuz Allah müminleri doğru yola iletir bu ayetlerin indiriliş nedenlerine ilişkin birçok rivayet vardır. Birçok tefsir bilgini de bu rivayetlere değinmiştir. Bu konuda İbn Kesir tefsirinde şöyle der: "Bu rivayetlerin tümünün rivayet zincirinde bir kopukluk var. Rivayet zinciri açısından sahih olanına rastlamadım. Kuşkusuz en iyisini Allah bilir." buyurmuştu. Bu rivayetler arasında en ayrıntılısı ise, İbni Ebi Hatem'in rivayetidir. Şöyle der İbni Ebi Hatem, bana Musa B, Ebu Musa el Kufa anlattı, ona da Muhammed B, İshak eş Şibi anlatmış, ona da Muhammed B, Felik Musa B, Ukbe'den, o da İbni Şihab'dan anlatmış, N.E.C.M. suresi indiği zaman, müşrikler şöyle diyorlardı, eğer bu adam tanrılarımızı iyilikle anacak olursa, biz de onu ve arka arkadaşlarını sakince dinleriz ne var ki o dinine karşı çıkan yahudi ve hristiyanlara bizim tanrılarımızı kötüleyip dil uzattığı gibi sataşmıyor arkadaşlarının uğradığı eziyetler ve müşriklerin yalanlamaları peygamberimize salat selam üzerine olsun ağır geliyordu müşriklerin sapıklıkta direnmelerine de üzülüyordu bu yüzden doğru yolu bulmalarını çok istiyordu yüce Allah Necm -E suresinde şöyle Yüce Allah bu putlardan söz ederken şeytan da şöyle bir söz söyledi. Kuşkusuz onlar ulu kuğulardır, onların aracılığı umulur bu sözler şeytanın düzmesi, onun bir şaşırtmacasıydı, bu sözler derhal bütün Mekkeli müşriklerin kalplerinde yer etmişti, dilden dile dolaşıyordu, bununla birbirlerini müjdeliyorlardı, Muhammed ilk dinine, kavminin dinine döndü, diyorlardı, Peygamberimiz salat selam üzerine olsun NECM suresinin sonuna gelince secdeye gitti, onunla birlikte orada bulunan bütün Müslümanlar ve müşrikler de secdeye gittiler. Ama önde gelenlerden Velid B. Mugire secdeye gitmedi, o da avucuna toprak doldurup ona secde etti. Her iki grupta, toplulukların Hazreti Peygamberle salat ve selam üzerine olsun birlikte secdeye kapanmasına şaşırıyordu. Müslümanlar ise, müşriklerin inanmadıkları, ikna olmadıkları halde secde etmelerine bir anlam verememişlerdi senden önce gönderdiğimiz bütün Resuller ve Nebiler bir şey dilediklerinde şeytan bu dileklerine mutlaka bir takım beşeri arzular karıştırırdı. Fakat Allah, şeytanın körüklediği bu arzuları her defasında giderek arkasından ayetlerini pekiştirirdi. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Müslümanlar, şeytanın müşriklere duyurduğu sözleri işitmemişlerdi, müşrikler şeytanın kendilerine duyurduğu bu sözlerle peygamberin kendilerine eğilim gösterdiğini sanmışlardı, yine şeytan onları, bu sözleri Hazreti Peygamberin şuur içinde okuduğuna inandırmıştı, onlar da tanrılarına saygılarını ifade etmek için secdeye gitmişlerdi, bu sözler kısa sürede halk arasında yayılmıştı, şeytan Habeşistan'a, orada bu bulunan Müslümanların kulağına kadar götürmüştü bu sözleri, Osman B., Mazun ve arkadaşları, Mekkelilerin topluca Müslüman olduklarını, peygamberle birlikte namaz kıldıklarını duymuşlardı, Velid B., Muire'nin de avuçlarına doldurduğu toprağa secde ettiğini, Müslümanların artık Mekke'de güven içinde yaşadıklarını haber almışlardı, bu yüzden beklemeden Mekke'ye geri dönmüşlerdi, ama Yüce Allah şeytanın sözlerini geçirmişlerdi çersiz kılmış, silip atmış, ayetlerini sağlamlaştırmıştı. Onları bu furyadan korumuştu. Yüce Allah hükmünü bildirip şeytanın uydurması olan sözleri şilince müşrikler tekrar eski sapıklıklarına dönüp yeniden Müslümanlara düşmanlık yapmaya başladılar, onlara baskı yaptılar. Buhari İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder: Onun arzusuna yani konuştuğu zaman şeytan onun sözlerine kendi sözlerini karıştırır. Allah da şeytanın sözlerini siler. Ayetlerini pekiştirir. İbn Cerir temenna arzuladı, tela okudu anlamına alır ve bu sözün en yaklaşık yorumu budur der. Orientalistler ve bu dine dil uzatanlar bu hadisi dillerine dolamış, her tarafa yaymışlardır. Çevresinde bir laf kalabalığı oluşturmuşlardır. Ama bu sözlerin hiçbiri tartışılacak tutarlılıkta değildir. Daha doğrusu tartışına konusu edilmeleri bile doğru değildir. Senden önce gönderdiğimiz bütün Resuller ve Nebiler bir şey dilediklerinde şeytan bu dileklerine mutlaka bir takım beşeri arzular karıştırırdı. Fakat Allah, şeytanın körüklediği bu arzuları her defasında gidererek arkasından ayetlerini pekiştirirdi. Şu halde bununla birer insan olmaları nedeniyle bütün peygamberler arasında ortak olan ve fakat peygamberler için öngörülen masumluk, yanılmazlık sıfatı ile çelişmeyen bir niteliğe dayalı genel bir hususun kastedilmiş olması. Allah'ın yorumu ile yapmaya çalıştığımız açıklama budur ama ne istediğini en iyi Allah bilir. Biz sadece beşeri kavrama yeteneğimiz oranında onun sözlerini yorumlamaya çalışıyoruz peygamberler salat ve selam üzerlerine olsun ilahi mesajı, risalet, insanlara duyurmakla görevlendirildikleri zaman, en çok istedikleri şey, insanların bu çağrının etrafında toplanmaları, Allah katından kendilerine sunulan bu iyiliği kavrayıp ona uymalarıdır. Ne var ki, davetin önünde birçok engel vardır, peygamberler birer insandırlar ve yaşama süreleri de sınırlıdır, bunu algılıyorlar, biliyorlar, bu yüzden insanların en kestirme yoldan çağrılarına koşmalarını içtenlikle isterler, örneğin insanların terk edemedikleri gelenek ve göreneklere, atalarından miras kalan alışkanlıklara bir süre ses çıkarmamayı isterler, böylece onların doğru yola girebileceklerini umarlar, doğru yola geldikten sonra onları bu terk edilmesi güç alışkanlıklardan vazgeçirmek kolay olur diye düşünürler, örneğin içlerinde İslam'a eğilim duygusunu uyandıracak şekilde insanlara himayeci bir yaklaşımla gereğinden fazla üzerlerine düşüp onları kayıracak olurlarsa, aşamalı olarak onları inanç sisteminin bütününü kabullenmeye götüreceklerini düşünürler, bundan sonra sağlıklı bir eğitim sürecinden geçecek olurlarsa, eski alışkanlıklara olan eğilimlerini bir kenara bırakacaklar larını ümit ederler davaya mensup kişiler daha yolun başında iken bozguna uğrasalar bile davet hareketi kendisi için belirlenen bu prensiplere göre ve bu ölçüler uyarınca yoluna devam etmelidir. Davanın prensiplerine ve ölçülerine sıkı sıkıya sarılmak, onlara kararlı bir şekilde ve titizce uymak bu kişilerin ya da onlardan daha hayırlı olanların eninde sonunda davaya bağlanmalarının garantisidir. Böylece dava sağlam ve yıpranmamış bir örnek olarak kalıcılığını sürdürür, sağa sola yalpalamadan, hiçbir eğrilik göstermeden dosdoğru yoluna devam eder. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Şeytan, insanın yapısından kaynaklanan bu doğal istekleri, ayrıca bu isteklerin fiili tercümanı konumunda olan kimi davranış ve sözler aracılığı ile davaya komplo kurmak, onu temelden değiştirmek ve onun hakkında gönüllerde kuşkular uyandırmak için iyi bir fırsat bulur ama yüce Allah şeytanın komplosunu boşa çıkarır. Sergilenen davranışlar ya da söylenen sözler hakkında kesin ve çözüme bağlayıcı hükmünü verir peygamberlere de Yüce Allah'ın çözüme bağlayıcı, kesin hükmünü insanlara açıklamaları, ayrıca davanın yayılması hakkında görüş bildirirken yaptıkları hataları da açıkça duyurmaları yükümlülüğünü getirir, nitekim Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun kimi davranışlarında ve kimi eğilimlerinde böyle yanılgılar olmuş, Yüce Allah da bunları Kur'an-ı Kerim'de açıkça duyurmuştur. Hiç kuşkusuz zalimler gerçeğe son derece uzak düşen bir ayrılığa saplanmışlardır. Hiç kuşkusuz Allah müminleri doğru yola iletir. Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun hayatında ve İslam'a davet hareketinin tarihinde bunun gibi birçok örnek görüyoruz. İmam İbni Cerir'in Allah rahmet etsin de işaret ettiği olay ise bu konuda herhangi bir yorum yapmamıza gerek bırakmamaktadır. En güzel örneği İbni Ümmü Mektum'un Allah ondan razı olsun kıssasında görüyoruz, bu gözleri görmez, bu yoksul adam geliyor Hazreti Peygamber'in yanına ve şöyle diyor, Ey Allah'ın Peygamberi, Allah'ın sana öğrettiği şeyleri bana da oku, bana da öğret, bu sözleri birkaç kere tekrarlıyor, ama Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun o sırada Velid B. Mugire ile ilgileniyor, onun İslam'a gelmesini sağlamaya çalışıyor yanında da Kureyş'in ileri gelenleri vardı. İbni Ümmü Mektum'da da Hazreti Peygamber'in bu işle ilgilendiğini bilmiyordu. En sonunda Hazreti Peygamber ısrarlarına karşı sıkılır, yüzünü asarak ona sırtını çevirir. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirir ve bu ayetlerle Hazreti Peygamberi bu davranışından dolayı çok sert bir dille azarlar. Böyle bir olayı da İmam Müslim sahih hadisleri derlediği kitabında aktarır, bize Ebu Bekir B, Ebu Şeybe anlattı, ona da Muhammed B, Abdullah el Esedi İsrail'den, o da Miklam B, Şureyh'den, o da babasından, Saad B, Ebu Vakkas'ın şöyle dediğini anlatmış. Sırf Rabbeylerinin rızasını dileyerek sabah, akşam ona yalvaranları yanından kovma, Enam Suresi 52. Bir ara altı kişi birlikte Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun yanında bulunuyorduk. Müşrikler peygamberimize, şunları yanından kov ki, bize karşı gelme cüretinde bulunmasınlar, dediler. Saad diyor ki, o sırada, peygamberimizin yanında bulunan altı kişiden biri ben, biri İbni Mesud, Huzeyl kabilesinden bir adam, Bilal ve bir de ismini hatırlayamadığım iki adam vardı. Bunun üzerine peygamberimizin salat ve selam üzerine, üzerine olsun içinde Yüce Allah'ın geçmemesini dilediği düşünceler geçti ve bu önerilerini benimser gibi oldu, bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti indirdi. Böylece yüce Allah davanın kendine özgü değerlerle ve ince ölçüleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamıştır. Açılan bu gedikten inancın temellerine nüfuz etmeye ilişkin şeytanın planlarını altüst etmiştir. Bu gedik, Kureyş'in ileri gelenlerinin peygamberin yanına gelirlerken şu fakirler yanında bulunmasınlar diye belirttikleri isteklerini yerine getirmeye yönelik beşeri bir eğilimin varlığında somutlaşmıştı. Oysa dava dünyanın değerleri bu ileri gelenlerden, Müslüman oluşları ile birlikte binlerce insanın Müslüman oluşundan, davanın yayılmasında onlarla güç kazanmasından daha önemlidir. Nitekim Hazreti Peygamber de bunu istemişti ama Allah gerçek güç kaynağının ne olduğunu en iyi biliyordu. Bu da hiçbir şahsın arzusuna ya da geçerli bir töreye aldırış etmeksizin belirlenen yolda dosdoğru yürümekti. Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun halasının kızı Zeynep binti Kahşe Allah ondan razı olsun ile ilgili mesele az önce sunulan iki örneği destekler mahiyette ve aynı amaca yöneliktir. Hazreti Peygamber Zeynep'i, Zeyd B, Harayz ile evlendirmişti. Bilindiği gibi Peygamberimiz, Hazreti Zeyd'i peygamberlikten önce evlad edinmişti. Bu yüzden Zeyd'e Zeyd, e, Zeyd B, Muhammed denirdi. Yüce Allah bu bağlılığı bu soya katımı kesmek istedi bu nedenle evlatlık edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın bu Allah'ın yanında daha adaletlidir ahzab suresi 15 buyurdu yine şöyle buyurdu Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine nimet verdiğin kimseye, karını bırakma, Allah'tan kork, diyordun, fakat Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun, oysa asıl çekinmene layık olan Allah idi. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki, evlatlıkları, kadınları ile ilişkilerini kestikleri zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın buyruğu her zaman yerine getirilmiştir. Ahzab suresi 37. Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun, şayet Hazreti Muhammed salat ve selam üzerine olsun yüce Allah'ın kendisine vahyettiği herhangi bir şeyi gizleseydi, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun. Oysa asıl çekinmene layık olan Allah idi, ayetini gizlerdi derken doğruyu söylüyordu. Yüce Allah şeriatını bu şekilde uygulamış, böyle sağlamlaştırmıştır. Evlatlığının boşadığı kadınla evlenmesine ilişkin toplumdan gelecek olumsuz tepkiden dolayı peygamberinin kafasını meşgul eden şeyleri ortaya çıkarmıştır. Şeytanın bu gediği kullanarak kargaşa çıkarmasına imkan vermemiştir. Kalplerinde hastalık bulunanları, kalpleri taşlaşmış olanları, bu olayı tartışma ve demagoji malzemesi olarak kullanıp durmak üzere kendi hallerinde bırakmıştır.